IMDB biz film izleyenler için çok önemlidir. Bundan daha önceki videolarda bahsetmiştim. Tam da şu kartlardaki videoda. Çoğu kişi IMDB'sine bakarak bir filmi izleyip izlemeyeceğine karar veriyor. Konusundan ziyade IMDB önemli çoğu kişi için. Ben bu listelerin dizi versiyonunu yapmıştım. Şimdi ise film versiyonunu yapıyorum. İşte karşınızda IMDB'ye göre en iyi filmler. 20. numarada Dangal filmi yer alıyor. Dangal, Hint filmlerini kaliteli yapan bir adamın ürünü. Yani Amir ürünü. Televizyona falan baktığımızda genelde Hint filmleri berbat yapımlar olarak dursalar da Amir Khan bir Hindistanlı olarak istisna. Amir yaptığı çoğu film güzeldir. Hint yapımı olmasına rağmen güzeldir. Yani eğer Dangal filmini izlemediyseniz Sırf televizyondaki Hint yapımlarını ötürü ön davranıp izlemediyseniz mutlaka şans verin derim. Dangal filmi gerçekten güzel bir filmdi. Listenin 19. numarada da çoğunuzun izlediği ama arada izlemeyenlerin de olabileceği bir film var. Leon filmi. Leon filmi kısaca kiralık bir katil ile tüm ailesini kaybeden 12 yaşındaki küçük bir kızın hayat hikayesini konu alıyor. Leon da kült sayılabilecek, klasik sayılabilecek yapımlardan biridir. 18. numarada da Seven filmi yer alıyor. Türkçemizde de 7. Konusu da kısaca şu şekilde. Dünyayı 7 ölümcül günahtan temizlemek isteyen bir seri katilin peşinde olan iki dedektifin hikayesi. Seven filmi de yine benim beğendiğim filmler arasında. İşlediği temada gerçekten güzel. Seven isminin hakkını veriyor. Listenin 17 numarasında da Olan Şüpheliler filmi yer alıyor. 1995 yılında çıkmış olan bu filmin konusu da kısaca şöyle. Her bir sabıkalı ve alanlarında uzman derecesinde yetenekli olan isimlerin özel hikayesi. Ben bu filmi izlemedim açıkçası. Ama bundan sonra da bir şans vermeyi düşünüyorum. 16 numarada da Hayat Güzeldir filmi yer alıyor. 1930'ların İtalya'sında hiçbir üzüntü ve tasası olmayan Yahudi bir kitapçının güzel bir kadınla evlenip çocuğuyla beraber yaşadığı güzel günleri anlatıyor bu film. Ama sonra konu dallanıp budaklanıyor tabii ki. Alman güçlerin istila etmesinin ardından oğlunu Yahudi toplama kampından uzak tutmaya çalışan babanın bunu bir oyun haline getirmesi gibi değişik bir temayı izliyoruz biz bu filmde. Eğer izlemeyen varsa da mutlaka izlesin. Güzel kritiklerden bir tanesidir. Listemizin 15. numarasında ise hepinizin izlediği bir film bulunuyor. Tamam hepiniz izlememiş olabilirsiniz ama çoğunuz bu filmi izlediniz. Listenin 15. numarasında Yeşil Yol filmi var. Pek çok işe göre bu film daha çok 3 sıralarda yer almalı değil mi? Ancak IMDb puanına göre listenin 15. sırasında yer alıyor. Dağ gibi bir adamın ne kadar masum ve muhteşem bir yüreği olduğunu gördüğünüz çok özel bir yapımdır. Eğer hala daha filmi izlemenler varsa onlara tavsiyem gidin önce bu filmin kitabını okuyun sonra da filmini izleyin. O zaman çok daha etkileyici oluyor. Listemizin 14. numarasında da Airline Kurtarmak isimli film yer alıyor. Ben de bu filmi izlemedim ama 2. Dünya Savaşı'nda geçiyor bu film, onu biliyorum. 13. numarada ise Tanrı Kent filmi yer alıyor. 1960'lı yıllarda inşa edilen ve 80'lerin başında en tehlikeli mahallesi olan Tanrı Kent'ten iki mali çocuğun yaptığı farklı seçimler ve bu seçimlerin sonucunda anlatılışı var bu filmde. Ama yine ben bu filmi de izlemedim maalesef. Fakat IMDb puanına bakarak izleyip izlemeyeceğinize kendiniz karar verebilirsiniz. 12. numarada ise bir Nolan klasiklerinden bir tanesi yer alıyor. Interstellar yani Türkçemizde Yıldızlar Arası filmi. Yıldızlar Arası filmini mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Her ne kadar listenin 12. sırasında yer alıyor olsa da IMDb puanına göre olmasa eğer bu listeyi ben yapıyor olsam bu film çok daha üstlerde olabilirdi benim için. Yakın bir gelecekte geçen film dünyanın kuraklık ve iklim değişikliği sıkıntısını yaşadığı ve bu sebeple insan ırkının yok olma derecesine geldiği bir dönemde geçiyor. Dünyanın zor durumda olduğu sırada karşımıza çıkan bir solucan deliği, insanlığın yeni yaşanabilir gezegenler aramasını sağlayacak. İnanın bana Yıldızlar Arası filmini izledikten sonra çok etkileneceksiniz. Özellikle bu filmin sonu da çok güzeldi. Listenin 11. sırasında da klasiklerden bir tanesi daha var. Matrix filmi. Bir dönemin modasını belirleyen Matrix, bizlere içimizde yaşadığımız dünyanın bir aldatmacadan ibaret olduğunu gösteriyordu. Matrix'i de izlemeyen yoktur diye düşünüyorum. Ama eğer izlemeyen varsa da izlesin mutlaka. 10. sırada da Yüzüklerin Efendisi 2 Kule filmi yer alıyor. Yüzüklerin Efendisi serisini çok geç izledim. Yani size şunu söyleyeyim. Ben Yüzüklerin Efendisi filmlerini bu yıl deneyim ettim. Ama izledikten sonra da gerçekten çok sevdim. Tolkien'in ölümsüz eserlerinden uyarlanan Yüzüklerin Efendisi 2 Kule filmi Saruman'a karşı yapılan savaşlarla ve diyaloglarla aklımızın bir köşesinde hala daha duruyor. Yani sizin aklınızın bir köşesinde duruyor olabilir. Benim direkt aklımın ortasında yani. Yeni izledim çünkü. Hala daha izlemen varsa da bu arada Yüzüklerin Efendisi serisini baştan sona izlesin. Çünkü çok güzel bir seri. Listemizin 9. numarasında da benim göz bebeğimden bir tanesi daha yer alıyor. Avengers Endgame filmi. Marvel Sinematik Evreni'nin 2008'de başlattığı hikayeyi sonlandıran Avengers Endgame filmi gerçekten güzel bir filmdi. Yalnız Avengers Endgame filmini tek başına izlerseniz hiç, hiçbir etkileyiciliği kalmaz. Eğer bu filmden hakkını vere vere etkilenmek, heyecanlanmak istiyorsanız önce izlemeniz gereken 22-23 tane film bulunuyor. Ama inanın bana o filmleri izlediğinize değecektir. Avengers Endgame muhteşem bir finaldi. Çok iyi bir film olmasa da en azından fan servisi çok iyi kullanıyordu kendisi. Sinemada yerinde duramamıştım izlerken. Kimi zaman gözümden yaşlar aktı, kimi zaman da heyecandan titredim. Avengers Endgame gerçekten güzel bir filmdi. Listemin 8. numarasında da Forrest Gump filmi yer alıyor. Bunu söylemekten her ne kadar utansam da maalesef ben henüz Forrest Gump filmini de izlemedim. Kendisi klasikler arasında. Merak etmeyin bir gün Forrest Gump'a da şans vereceğim. Eğer IMDb puanını beğendiyseniz siz de izleyebilirsiniz. Listemizin 7. numarasında da Yüzüklerin Efendisi'nin ilk filmi yer alıyor. Yüzük Kardeşliği. Demin de bahsettim ya. Yüzüklerin Efendisi serisini baştan sona izleyin arkadaşlar. İlk filmi de, ikinci filmi de, üçüncü filmi de çok güzel. Tekrardan bahsetmeye gerek yok. İzleyin işte. Listenin 6. numarasında da Fight Club yani Dövüş Kulübü yer alıyor. Maalesef Dövüş Kulübü filmini çok duymuş olsam da ben henüz izleme şansına erişemedim. Bir gün mutlaka izleyeceğim. Ama Dövüş Kulübü'ne dair bildiğim iki şey var. Birincisi çok iyi bir film oldu. İkincisi de sonunun çok beklenmedik bir şekilde bitti. Yani sürprizli bir sona sahip oldu. Mutlaka Dövüş Kulübü Fight Club filmine de bir gün şans vereceğim. Listenin 5. numarasında da başlangıç yani Inception filmi yer alıyor. Merak etmeyin Inception'ı izledim. Inception izlemeyin dövüyorlar zaten biliyorsunuz. Christopher Nolan'ın klasiklerinden bir film Inception. İzlemeyin dövüyorlar arkadaşlar haberiniz olsun. Ama izlerken de dikkat edin biraz kafanız karışabilir. Listenin dördüncü numarasında da ucuz roman filmi yer alıyor. Bu film benden yaşça büyük. O yüzden hala daha izleyemedim. Eğer IMDb puanını beğendiyseniz siz de izleyebilirsiniz. Gelelim 3 numaraya. 3 numarada da Yüzüklerin Efendisi Kralın Dönüşü filmi yer alıyor. Yani Yüzüklerin Efendisi serisinin final filmi 3. filmi. Demin de bahsettim, şimdi de bahsedeyim. Yüzüklerin Efendisi gerçekten çok güzel bir seri. İzlemediyseniz izleyin. İzleyin işte. Yani baksanız arkadaşlar IMDB'ye göre en iyi 20 film sıralaması yapıyoruz. Bu 20 sıralamanın içerisinde 3 filmde yer alıyor. Bundan ötürü de size tavsiyemdir. Tekrardan söylüyorum. Yüzükler Efendisi serisini izleyin. Yüzüklerin Efendisi serisinde bir kenara bırakırsak gelelim listemizin ikinci numarasına. 2. numarada da Kara Şövalye filmi yer alıyor. Şunu söyleyeyim Kara Şövalye'yi izlemeyin de dövüyorlar. Ben izledim çok şükür. Kara Şövalye'nin bu kadar üst sıralarda yer almasının birkaç sebebi var. Ama bunlardan en önemli iki tanesi şöyle. Birincisi bu filmin yönetmeni Christopher Nolan. Christopher Nolan dışında ikinci neden ise şu. Joker. Bu filmde Hitler'in Joker'i gerçekten çok iyiydi. Hitler çok iyi bir iş çıkartmıştı. Ve Kara Şövalye filminde bu tür listelerde üst sıraları taşımaya başardı kendisi. Helal olsun diyelim. Eğer izlemeyen varsa da Batman üçlemesini de izleyebilirler. Gelelim listemizin birinci numarasına. Birinci numarada da Esaret'in Bedeli filmi yer alıyor. Esaret'in Bedeli'ni izlemediyseniz de sizi döverler söyleyeyim. Esaret'in Bedeli filmi de gerçekten çok güzeldi. Aranızda bu filmi izlemeyen birçok kişi olduğunu düşünüyorum. Şu IMDb puanına da bakacak olursanız gerçekten iyi bir film olduğunu anlayabilirsiniz. Dünyadaki herhangi bir kişi en iyi film sıralaması yaptığında eğer bu filmi izlediyse mutlaka bu film de o kişinin listesinde olacaktır. Esaretin Bedeli gerçekten izlenmesi gereken bir film. Oyunculukları ayrı, senaryosu ayrı, kurgusu ayrı her şey ayrı bir güzel. İzledikten sonra yine bana teşekkür edeceksiniz. Neyse Esaretin Bedeli filmiyle de listemizin sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda sizlere IMDB'ye göre en iyi filmleri listeledim. İzlemek istediğinizi benim tavsiye ettiklerimi aradan seçip izleyebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.